Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere günlük time frame'de kullanabileceğiniz yeni bir strateji anlatımı gerçekleştireceğim. Kanaldaki videolara şöyle bir baktım. En az böyle günlük grafiklerde stratejileri anlatmışım. Onun dışında bir dakikalıktan tutun da günlüğe kadar her zaman aralığında kullanabileceğiniz Güzel stratejileri anlattığımı düşünüyorum şimdiye kadar ve bunun devamı da gelecek tabii ki. Bununla sınırlı kalmayacağız. Amacım böyle farklı indikatörler göstererek standart işte RSI'dir, Bollinger bandıdır. Bunun kullanımının tabii kullanılabilir ama bir nebze olsun önüne geçebilir miyim diye düşünüyorum. Çünkü bu indikatörler gerçekten çok eski arkadaşlar. Yani ta 1900'lü yıllarda kullanılan indikatörleri 21. yüzyıl piyasalarını uyarlamaya çalışmak yeterli gelmiyor. Ya RSI kötü mü çalışıyor? Hayır. Bollinger bandı kötü mü? Hayır. Ancak yaşadığımız dönemde döneme göre diyeyim çok eski kalıyor. O yüzden farklı indikatörler göstererek biraz daha bakış açınızı genişletmek amacım. Bunlarla ilgili sistemler de kurguluyorum. Bu sistemleri zaten videolarda anlatıyorum. Dilerseniz lafı da çok uzatmayayım. Bugünkü stratejimize geçelim. Video çok uzamasın. Bugün günlük zaman aralıklarındayım ve Garanti Bank hisse üzerine anlatım gerçekleştireceğim arkadaşlar. Umarım normal mum grafiği. Özürler, özür dilerim. Arama kısmına gelip SSL. Bakın yanlış yazdım. SSL. Hibrit yazıyoruz. Bakın Mikel 00 tarafından yazılmış bu indikatör buna bir kere tıklayacağız. Şu şekilde bir görünüm karşımıza geliyor. Ancak gördüğünüz gibi çok karışık. Şu an ben tamamını bunu anladığım için bana o kadar karışık gelmiyor. Neyin ne olduğunu hemen anlayabiliyorum ilk bakışta. Ancak sizler için karışık gelecektir. O yüzden bunun nasıl sadeleştirildiğini ben sizlere göstereyim. Detaylı olarak anlatacağım SSL hibriti. Bir arkadaşımız yorumlarda özel olarak istemişti. Çok e, kanalın ilk zamanlarından beri takip eden onun için de hem güzel olur SSL hibrit şu şekilde Arkadaşlar bir hareketli ortalama var ve buna göre bizlere sinyaller üretiyor tabi şu an bakın sinyal var buradan mesela pek belli değil çünkü çok büyük bir karmaşa var şimdi girdiler kısmında Öncelikle şuradan e, ayarları bir sıfırla diyeyim Çünkü ben bazen ayarlarını değiştirip kaydedebiliyorum SSL i sizde de o şekilde olabilir ayarları bir sıfırlamanız iyi olur. Exit arrows var ya arkadaşlar. Bunlar bizim sinyal üreten bakın şu şekilde olan oklarımız. Bunların rengini daha belirgin hale getirmek için bunu yeşil yapacağım. Rengini arttırıyorum. Bunu da kırmızı yapacağım ve rengini arttırıyorum. MA baseline duracak arkadaşlar. Yani ana çizgimiz. Bunun kalmasını istiyoruz. SSL1 zaten e, grafikte gördüğümüz SSL o da kalsın. Bar kalır istemiyorum. Baseline, upper, lower bunlar kalabilir. Hem görüntü açısından güzel oluyor. Şimdi SSL 2 nedir? Bakın buradaki beyaz, yeşil ve ara arada mora dönüşen noktalar. Bakın burada da mora dönüşmüş. Bu SSL 2 arkadaşlar. Bunun bakın SSL 1'in ayarları burada. SSL 2'nin ayarları burada. Bunu şu an kullanmak istemiyorum kullanabilir misiniz kullanırsınız. Ne işe yarıyor SSL 2? SSL 1 daha geniş zaman aralığını kapsarken SSL 2'nin ayarları daha dar. Yani daha küçük katsayılarla oluşturulmuş ve hızlı dönüşleri görmemizi sağlıyor. Ancak bunu kullanmamıza gerek yok bugünkü stratejimizde. Bir de ATR koymuşlar. ATR ne işimize yarıyor? stop noktalarını belirlemekte kullanacağız. Ama şu anlık karışıklık olmaması için ATR'yi kapatıyorum. Onunla nasıl kullanacağımızı gösteririm. Arka plan çok işlevsiz. Rengini kısmışlar zaten bu kadar. Girdiler kısmında SSL'in hiçbir şeyine dokunmayacağım arkadaşlar. Şimdi SSL hibritte nasıl trade yapabiliriz hocam? Nasıl yatırım yapabiliriz? Bakın bu arada şu üstteki beyaz noktalar açık kalmış. Onu anlatmayı unuttuk. Stil kısmından Bakın candle size büyük 1 çarpı ATR. Yani mumun boyutu şöyle göstereyim. Buradaki mum 1 ATR'den biliyorsunuz average true range ATR ortalama gerçek aralık. O anki ATR'den mumun boyutu büyük büyükse burada bize bir işaret veriyor. Diyor ki yani bu bizim için şu anlama gelebilir. Trend devam edebilir anlamında. Bunu bu şekilde kullanabiliriz. Ancak yükseliş trendi mi düşüş trendi mi olduğuna bizim karar vermemiz gerekir. Bu bizim için ek bir uyarı sistemi açık kalsın. Bundan da teyit alırız. İstersek buradan kapatabiliyoruz. SSL hibritte trade mantığımız şu şekilde olmalı arkadaşlar. Bakın üç tane rengi var SSL'in. Bir tanesi kırmızı değil mor, mavi ve gri. Gri alanlarda yatay trend ya da mumların SSL'in içinde kapattığı bölgelerde griye dönüşüyor. Şu şekilde biz ne istiyoruz? Bir alım pozisyonu için şöyle geriden bakalım. Mesela şuradan SSL çizgimizin maviye dönüşmesini ve bir sinyal almak istiyoruz. Bu şekilde buradan bir alım pozisyonu açabiliriz. Buradan açabilir miydik? Açamazdık. Çünkü neden? SSL çizgimiz mavi değil. Mumlarımız da SSL'in üzerinde değil. SSL'in üzerinde olmazsa standart hareketli ortalama mantığıdır arkadaşlar. Bu şekilde. Mesela burada açabilir miydik bir alım pozisyonu? Evet. Bakın. buru zaten yükselmiş. Şu şekilde. Burada açabilir miydik hocam? Burada da bir sinyal var. Evet. Burada da evet. Burada açabilir miydik? Yakın bir dönemde tekrardan bakın. SSL çizgimizin üzerine atıyor mu? Ve burada da açabilirdik. Bir gidip geldi. Grafik kendini yeniledi. Burada açabilir miydik? Hayır. Hem mor hem de altındayız. Bugün SSL'i şu şekilde QQI indikatörü ile kombinlemek istiyorum arkadaşlar. QQI mod yazacağım direkt. Buradan ilk çıkan Mikel çift sıfır yine aynı kişi tarafından. Buna bir kere tıkladım. QQI mod nedir? QQI mod bize momentum falan gösteriyor. O tarz bir şey. Tam detaylı bilmiyorum ne yalan söyleyeyim QQI modu. Ancak bizim için önemli olan her şeyi en detaylı bilmek değil tabii ki. Nasıl kullanabileceğimizi bilirsek bizim için en iyisidir. Kükü de şu şekilde kullanacağız arkadaşlar. Yine aynı yerden örnek vereyim. Diyelim ki buradan yeşil okla bir sinyal aldık. Bu arada ayarları benim ayarladığım gibi yapın. Kükü'ye bakıyoruz. Bu şekilde mavi ise kükü'mizi bu bizim için onaylanmış bir sinyal oluyor. Ve ekstradan bir teyit almış oluyoruz. Ancak bakalım Burada var mı? Burada da var. Bulabilirsem gösteririm. Hı. <laughs> Mesela şu şekilde. Ee, yeşil bir ok işareti aldık. SSN'in üzerindeyiz. Ancak QQ green. Ne yapacağız? Hemen işleme girmeyeceğiz arkadaşlar. QQ'nin mavi olmasını bekleyeceğiz. Ardından işleme gireceğiz. Yani bu kırmızı mı ama yakalanmayıp devam edebilirdik bitireydimize. Yani şu noktada girebilirdik aslında. Bu mum böyle görünüyor ama muhtemelen burada bir kırmızı olduğuna göre bu mumun bitişi şurasıdır arkadaşlar. Burada gap var büyük ihtimalle. Yani buradan girmek yerine işleme buradan girerdik. Ki arada da %4-5 gibi bir fark var bakın. Bu şekilde ekstradan söylemek istediğim bir şey var mı? Evet var. Hükümin arkadaşlar yani aşağıdaki indikatörümüzün şu şekilde yönünü yukarı doğru vermesi. Bakın. Giderek artıyor. Burada bu kadar. Burada arttı. Burada arttı. Burada arttı. Burada daha çok arttı. Daha çok arttı. Yani giderek artan bir şekildeyse bu şekilde. Bu bizim için yükseliş trendini doğrulayan bir onay sistemi oluyor. Ancak şu şekilde giderek azalan bir şekilde ilerliyorsa bu da bizim için düşüş trendini onaylıyor. Bakın. Mesela şurada bir sinyal almışız. Tam şu noktada. Oraya nasıl geldik? bakın şurada bir sinyalimiz var aslında tam şöyle SSL'in üzerinde kaldığı için pek belli olmuyor ama bakın burada bir sinyalimiz var QQE'den bir yanıtımız yok SSL'in altındayız QQE'nin mora dönüşmesini bekliyoruz ve bu mumun kapanışında mora dönüştü ardından burada short işlem açtığımızda ya yani short işlemleri şunun için anlatıyorum videolarda anlattığım stratejiler kripto tarafında ve Forex tarafında da çalışıyor arkadaşlar. Bu strateji de aynı şekilde kripto ve Forex'e de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Zaten hisse senetleri üzerinden anlatım gerçekleştiriyorum. Çalıştığını birebir olarak canlı bir şekilde görüyoruz. Buradan işleme girdiğimizde bakın yüzde %7 gibi en diplerinde kazanç bırakıyor. En dibi yakalamamız mümkün mü? Mümkün değil. İşlemden nerede çıkabiliriz? Bu, buy sinyali geldiğinde bakın bu oku gördüğümüz mumda işlemden çıktığımızda bile %4.38 gibi bir karımız var ancak daha altlardan da çıkabiliriz O da bizim tecrübemize ve deneyimize dayanıyor arkadaşlar Bakın mesela bu şekilde piyasa kapalı iken bile Verilen sinyal SSL'in üzerinde Ve QQ'yimiz de mavi olduğunda Bakalım şu şekilde En tepelere kadar fitilin uçlarına kadar %13.80 gibi karlar bırakmış arkadaşlar 21 günde yani 3 haftada Gerçekten güzel oranlar olduğunu düşünüyorum Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün de böyle bir strateji anlatmış olduk. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Yeni bir videoda da görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.